Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Vallahi hep ekranlarda görüyorsunuz, sizler gibi biz de boş durmuyoruz. Akşam yemeği telaşlısını düşünürken bu yolda dedi ki tatlı yapan. Kendimce aklıma geldi, sütlaç yapacağım. Hep aza varmak isterim, elimde hiç de aza varmaz. Muhakkak epey pişiririm. Hele pirinç çorbası yaptığımda kardelen bileni, boş olan bileni der yani. Azıcık yapmıyorum. Şöyle evde 3 kişiysek şöyle bir tencere geliyor, 2-3 gün yiyoruz çorbayı. Bu yo inşallah fazla olmaz. Yarısını fırına süreceğim zobanın içine kızarsın diye. Yaptıktan sonra yarısını da normal sade olsun. Bugün yemeğimizi akşam menümüzden zamanlarda fırına patates atmıyorduk. Kardelenle de yemek yapmayan fırına patates atan bolca diye. Öte sabah teyzesi gibi lahmacun yaptığımız gün dediydi biz akşama patates attık diye. Herhalde ondan canım istedi evet. Değil mi? Hem de ağabeyini seviyor. Hem yemek kaygısı da olmaz. Dün kuşak çarşamba pazarıydı. Pazarımıza gittik. Hava rüzgarlı olduğu için orada video çekmedik. Tepe pazarı çıktık. Orada dolaştık. Baktık saat epey oldu. Eşim yola gidecek. Hadi dedim eve gidince yemek kaygısı olmasın diye yine balık aldım. Almamayı düşünüyordum da yemek kaygısı bütçem diye. Oradan geldik hemen balığı temizledim. Kardeler sabah soframız duruyordu. Biz giderken eşim yeni kalktıydı. Ona halletti. Ev işi gördü. Ben balığı temizledim. Balığı kızarttım. Mallara indik. Akşam oldu. Video çekemedik. Bak dedik bugün de böyle başlayan. Şöyle pirincimi yıkadım. Senden sıcak suda azıcık beklettiydim. Şöyle tencereni de ayarladıydım. İlk önce ben pirinci sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Suyuna bir pirinci pişiriyorum. Ondan sonra sütüne kaynamış sütünü ilave ediyorum. Dün de yoğurt mayaladık. Kalan sütü de dedim. Hadi bunu sütlaşı değerlendirivereyim diye. Şu kadarlık suyu yeter. Onu ocağa koyayım. İçeriden de sıcak su göğüme getirdim. Lazım olur diye. Geçen hafta aldım değil mi ben kardelen bunu? Evet. Şöyle bir tane brokoli aldıydım. Salatasını yapayım diye. Onun salatasını yapacağım. Ben de akşama patates yiyorum. Hem çay türü, galfaltı türü olacak. Bir de bir paket kendi yaptığımız sucuktan çıkarız durumu göre. Burada da geçenlerde al dedik biz bunu. A101'de indirim ne oluyormuşmuş. Sabah taban bile aldıydı. Öten kardelen de görmüş, almış. Kaçtı kardelen bu? Saymadım ama 8'de olması lazım herhalde. Sudan geçirdim, yıkadım ama kaptan hariç şu renklere bakar mısınız? Renkler insanın gözünü alıyor. Hepsi şöyle olsa yamışmış. Evet. Renkleri canlı da şey ama kapatırken biraz zor kapanıyor. Egale. İyi kötü bir şeyde saklama kabı. Birini bir şeye gideceği zaman aranıyor yani. Evet. Bizler bazen yeri göre dondurma kasesini ondan sonra haşiş aldığımız kapları atmıyoruz. Kazyağı atıyoruz. Değerlendiriyoruz köy yerinde. Makam bir yere bir şeysi çıkıyor. Şöyle sütlü kardelen onları vurular o. Şöyle ben bunu salata yapacağım şekilde. Çok da cacak da etmek istemiyorum. Önceden biz bunu yemezdik. Bir keresinde alıştım salatası. Güzel oluyor. Bilmezken hatta kızartayım dedim. Bir gün ben bunu karnabaharından katıyan yumurtayı bulayamadım. Sonra duydum ki bunun yemeği olurmuş, salatası olurmuş. Kızartması olmuyormuş dediler. Bol sarımsaklı, zeytinyağlı. Akşama buna salatası dedim ben kardelen. Ben de yerim artık. Gece sen havuçlatayım mı istiyorsan? Geçen arkadaşın gibi dedi, yedik ya. Yeriz havuç ya. Da vardı onun içinde, darı da vardı değil mi? Mısır vardı, mısır. Nar vardı. Öyleydi. Nar yok bir kere bizim bassak. Gerek yok ya. Normal sen zeytinyağlı salatası da yapabilirsin. Sabahtan mecbur yemeği yapacağız. Şimdi aradan 10 dakika geçmiştir. Ben pirinci koydum. Brokoli de koydum yumuşasın diye. Gittim ot kazdım bahçeden. Ben otumu gaz ısıyla da pirincim de kabarmış. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Dediğim gibi ilk önce suyuna şöyle pirinci pişiriyorum. Ondan sonra sütümü kaynamış sütümü de içine katacağım.
Şöyle bir dişim daha bir kaynasın. Ondan sonra şekerine getiririm. Bir paket içine vanilya. Bu yumuşadı mı ki? Bu pek yumuşamamışı benziyor. Ha şuna şekeri katsam denk gelir herhalde. Bakın size demin detaylı gösteremedik. Her renk var ama şundan iki tane boymuşlar. Sarıyla ne renk oluyor bu? Turuncu mu? Şu mu turuncu oluyor? Turuncu. Değil mi? O böyle aynı renk gibi oldu. Saklı zamanı gelir zamanı. Adı üstünde saklama kaba. Artık bu kıvamını aldı. Şimdi sıra geldi. Şekerini tatlandırmayı. Ben biraz şekerli sevdiğim için şekeri çok olabilir. Tüh. Tüh. Ne oldu? Tüh. Ocak da şekeri seviyormuş. Bak orayı kaçırdım. Görmedin mi? Sen göremedin valla. Sonradan gördüm işte. Şöyle fazla geptim ki şekeri şeker kavanozun içine katarız diye. Bir pakette vanilya var. Onu da katacağım. Hemen boş durmadım. Bak mutfakta. Kardelen sana söylemiyorum. Bana sen kendi üzerine alınma. Takipçilerimizi diyorum. Bana boş durmadım diye. Hem bunu kayna diyorum. Hem çölmeklerim bir kat daha sudan geçirdim. Tepsimizin içinde döşedim. Bak bunu ayva yaptık ya geçen biz. Fırına sürdük ya. Evet. Bak yağ lekesi gibi. Gören öyle aynen zannedecek. Ayvanın lekesi yanmış yapışınca. Katiyen bu leke çıkmıyor. Şöyle bir pakette vanilyamızı katalım. Hem kokusu güzel olsun diye. Hava da çok soğuk gerçekten. Böyle bir gar havası gibi bir hava var. Hem kuru soğuk işte. Değil mi? Bir de şey bulutlu gibi böyle gar yağacak gibi, yağmur yağacak gibi. Kardelen yeri göre bazen kardelenlerin bir bakıya bakan bir Google amcadan hava yağışlı olacak mıymış ona göre çamaşırı seremeye. Aslında kendisi de biliyor bakmasın ama nedense hep bana baktırıyor. Onu yazacaksın çıkasıyla da zaman geçiyor. Sen daha benden bakarak uzmansın. Ben yorumları okurken bir elimde telefonu böyle tutuyorum. Bir elimden tek tek yazıyorum. Sen elini böyle tutuyorsun. Klavyeye basar gibi yapıyor. Benden bir seni soru alacağım. Bunu tavşanlıyor Süzen kardeşim. Sıcak dursun. Hem yumuşasın iyicelen. Bir şeyden azıcık bir şey börtünce azıcık bir şeye kaldı. Bu tahminen zaten onların içine hepsine girmez. Girmez değil. Doldurur bir de kalır. Yani yanlış söyledim. Yanlış cümle dedim yani. Ondan artar demek istedim. Evet artar. Şekilde. Biz geçenlerde böyle bir beyaz kase almadık mı? Çerezlik gibi bir şey yapalım dedik. Ne aldık biz? Küçük küçük. Bak yukarıda renklerin yanında. Onlar çerezlik ama kase değildi. O zaman bu değil değil onlar mi? Onlar bas. Hayır hayır. En yukarıda porselen olmayan tamam. Çerezlikler var ya. Ortadakiler de çerezlik. Şunu, porselen onlar. Bir ara özenliydim. Şunlar modaydı. O zaman için aldıydım. Güzel ama. Değil mi? Ama beyaz şey alalımız kardeşler. Aa şöyle beyaz. Onu ittirmedin. Kapatırsan kırılır. Onu değil anne. Kırılmaz değil mi? Azıcık daha kaynasın. Şekerle birlikte tadına bakarım. Eksik gelirse şeker ilave edip ondan sonra kepçe yardımıyla. Bizimkiler nereye gidiyor? Şu karabaşın gidişine bak. Köpek kedi mi o? Kedi ay, kedi. Fırtına gibi. Ben daha telefonu yöneltmeden. Daha Helime'yle ilgili oraya girdi. O da arkasından girdi. Nazan abla da köpeklere bakıyor. Değemedim gitti. Öteki kaynım dama gelmiş. Zaten karabaş. Kirli torman içerken süt içer gördükten sonra zaten diyor azıcık diyor süt katıverim bunu diyor oğlum diyor hasta diyor boğazı öksürün ne diyor havlaya havlaya diyor boğazları kısılmış diyor süt içsin de diyor yengesi yumuşayamasın diyor aha dedim dün kardelen sesleniyor emmi bak diyor seninki süt içiyor diyor ben de guru yere dedim havlamasın o bazen öyle dedi mi ben de ona diyorum ana toraman da bize baktı gelirken bir şeyler getirin dedi diye. Kalem bak öleceğim mi?
Neye? Tadına mı? Ha. Bakalım. Ona göre şekerine katıyorum. Benim ses giden de herhalde biraz. Yine koştular. Nasıl? Şekeri gayet iyi var. Mi? Tamam o zaman. Biraz daha katarsak şekeri geçecek yani, ağır Elim olacak. Gelir akşamüstü o işten çıkınca, sağ olsun geliyor. Kardelen de zaten annesi geldikten sonra kahve yapıyor, yanına da bir şey illa koruyan olmayınca gor olmayınca ne koyacak? Bugün de şey boy verirsin kahvenin yanına. Tatlı. He değil mi? Böyle böyle bunları katacaksın. Az giriyor aslında bunu da ya. Olsun anne, tek kişilik işte. Unutmuyor musun? Bunun içine su katılacak. Fırına. Sen işini bitirince şey de bana. Sobanın ağzının yüzünü aç. Bunu sürüve. Ben de otumu içeri dayıklayacağım. Soğuk dayıklayamayacağım burada. Tam şöyle, bu da 6 tane geldi. Şunu da kardelen biraz daha yiyeyim diye son dibine katıverdim. Şöyle suyumuzu da katalım. Şimdi mutfak soğuk. Hemen sobanın yanında çönüştüm. Gazeteyi de getirdim. Sana ki kardelen bana laf edecek gibi duyuruyorum. Bir de kardelen diyorum, sıcacık sobanın yanında diyorum, ayıklayayım diye. Ama yemesi ya de güzel oluyor. Takipçiler var. Beni şey gibi düşünecekler. Evin gattar bir kızı, her şey hayır, karışmış gibi. Hayır, ben o yönden demedim. Buraya geçeceğim gibi duyuruyorum sana ki dedim, videoda dedim. Evet. Seni bilme olan kardelen. Kaç senelerdir bizi izleyenler, 4 senedir yapıyoruz biz bu işi. Hiç mi çözemediler? Çözmüşlerdir seni. Onlar bizden iyi çözüyorlar. Mesela bizim görmediğimiz noktayı onlar görüp özelden ve yorumlarda belirtiyorlar bileni. Doğru. Bunu birçok kez yaşadık. Tereyağı çok az ekmişsin. Gelen ot kazan da tereyağı çok seviyor. Haşhaş da güzel ama terenin lezzeti bir başka daha oluyor. Loka ben hiç aramam yani, iri darı. Dün hatta oğlum kaçta geldi ağabeyim be işten? 11.30 falan. 12'ye doğru geldi. Sofrayı kaldırdık. Yeniden o genci sofraya atıverdik. Salata yaptık. Şu hareketi yaptı bak. Görü görmez balığı. Sakın ona yeşillik yok deme dedi. Yok dedim. Pazardan anca geldik dedim. Balık temizledik dedim. Anca mallara girdik dedim. Bu balık otsuz yenilir mi diyor. Yani ezelden çocukluktan ben gibi çocuk otçu. Niye güldün kadın? Doğru değil mi? Çok doğru. Gerçekten öyle ya. Yani kardelen, acı günek, eşek marulu, garagavuk yemez ama benim oğlum seviyor. Gördüğü için yani. Asıl ilaçlar, bitkiler onlardan oluyor. Bu arada sütlaçları da tepsiye getirdik. Sürdük fırının içine. Az önce de meyve yıkamıştım. Onlar da ısınsın diye sobanın kenarına koydum. Çekeyim mi tepsi? Bir de devriliyormuş hepsi böyle. Daha olmamıştır o. Değil mi? Hiç gerek yok. Ki. Daha zobayı yeni açtık ya. Bakalım veririz buradayız zaten. Ama sürdüğüme pişman olacağım. Kaç saattir? 1,5 saat olmuş mudur kardelen? Kesin oldu. Zoba da kısıktaydı. Az dedim, uzanam dedim. Nereye anam benim, mal saatte gelendi. Galiba kızarmaya başladı. Şöyle arada çeviriyorum ki bak, kıkırdıyor bak şu. Daha şöyle olmasını istiyorum bak. Anam suyu kalmamış mı? Ay korktuydum. Dur Gatembe. Kız benim hiç aklıma gelmiyor. O kadar baktım. Sana espri yapayım derken suyu neden katıyoruz kardelen derken. Biz çölmekleri patlatacakmışız. Hiç su aklıma gelmedi. Unuttum ben ona. Ne olacak? Buharından azalmıştır.
şöyle yanmayı yerine çevireyim de. Malları elmeden de patates yıkayalım. Kova yeniden mecbur değiştiririz böyle patatesin iyi pişmesi için. Yukarıdaki zoba burada olmuş olaydı, şimdi bu kızarmıştı. Bu geç duyuyor, sağır biraz bu. Şöyle artık son noktaya geldik. Biz içeride kızardık, bizim bunlar geç kızardı. Çoğu insan bunu ne yapıyormuş biliyor musun Kardelen? Ne? Yumurta karıştırıp da üzerine döküyorlarmış. Ondan böyle balon gibi çabuk kızarıyormuş. Bizimki en doğalından 1,5 saatte kızardı. Sen kapıyı açıyor bana. Açarım. Bunu mutfağa koyayım hadi. Ben uyuyakalmışım. Az önce uyandı, evime kahve yapıp geldim. Ona tatlı indirmiştim, o tatlı yemek istemedi, dişi ağrıyormuş. Şimdi tatlıyı babaannem yiyorlar. Yiyor daha doğrusu. Köpekler de ona bakıyor sanki onlar da yiyebilecekmiş gibi. Burada ayağıma dolanan biri var. Bombiliymiş. Gel sevem derim, gelmez. İşim ne olduğu zaman da kendini sevdirtmek için bekler başımda. Kilimiz de bugün hayırlara diyelim artık geçen yılki gibi devamlı olarak çayıra doğru bakıyor. Kameradan da baktık. Öğlen vakti avluda serbest olduğu için normalde hiç bu taraflarda yatardı. Bugün hep Tonga'nın üstünden sürekli çayıra baktı. Niye güldün Emmi? Geçen sene de böyle yapıyordun, unuttun mu? Şey, kirli sürekli çayıra doğru bakıyordu. Pamuk, pamuk, her taraf pamuk. Evet. Her kirli bunu. Her hafta yıkanıyor oğlum. Kirli adam ki, pis olur. He? Oğlum, haydi tamam, tamam. Hadi ölmeyeyim, soramam sen de. Sobaya tekrardan odun attım. Altını üstüne açtım. Fakat tam olarak daha tutaşmadı. Ama yine de şeyi patatesleri atacağım fırına. Evdeki aslında öyle soğuk değil de mecbur bu patateslerin pişmesi için sobanın şöyle bir harlı yanması gerekiyor. Yukarıdan da patatesleri seçip geldim. Özellikle küçüklerimi seçtim. Çünkü küçük olunca ben daha çok seviyorum. Annem ben az yerim dedi. 2 tane yerim dedi. Ona göre çok fazla koyma dedi ama ben yine de duramadım. 16-17 tane yıkadım sanırım. Şu an bunları buraya koyuyorum ama ittireceğim. Burada bırakmam. Burada bırakırsam pişmez çünkü. Keşke şu demiri alsaydım. Neyse artık. Ay kirli ne olmuş öyle? Ha? Kirli ne olmuş? Ne olmuş kirli? Hiç böyle yatmaz diye. Bir an peki, korktum ben ya. Ben bir şey mi oldu ki dedim. Ben iniyorum aşağı. Ne oldu ki dedim. Ha öyle dediğini duydum. Tam cevap verecektim. Kirli öyle görünce bir an kirli hatırladım. Vay, bağladım gali. Şimdi çıkacak gazları katın. Ördekleri katarken çıkmasın diye. Sen ne yapıyordun ya? Gelemedin. Abi de onu çamur suyuna onu yıkayın. Onu hallediyor. Şunun kenarlarına gazıyorsun, onu hallediyorsun. Neydi? Attın patates fırına. Daha 5 dakika oldu. Sobaya mı gittin? Soba daha yeni yeni tutaşıyor. Tamam, patatesler de bir saate falan pişer işte. Acelemiz yok ya. Atsaydın ya. 30 tane attım yeter mi? Geçti de mi? Evet. 30'unu kim yiyecek ki? Şaka şaka. Ben önce çıkarım. Sen çamaşırları toplayabilir misin? Ay onları unuttum. He, yağmur çilecek gibi. Boyu falan doldurdum. Şunu da çamur suyla yıkayın halledeyim diye de onu şey yapayım. Gel sana bir manzara göstereceğim. Hayırdır? Gökyüzünün bir rengi var. Mutfağın camından gördüm. Görüşme kadar yani görmüşümdür öyle de. Korkunç bir şey. Hayır kız niye korkunç olsun ya? Annem de çok panik atak. Ya buradan görünmüyor. Mutfağın camından belli oluyor da. Şu taraf mı? Aynen mı? Tam söğüt ağaçlarının arkasına daha düşüyor. Ya sanki böyle gökyüzünde köz rengi var gibi. Şurasına mı diyor? Evet. Buradan doğru. Senem yengenin evin arkası garantik. Orada sanki gar yağmıştı. Bir aydınlık hava vardı. Evet.
Şu an buradan net görünmedi. Evet. Ama mutfağın camından net görünüyordu. Öyleydi. Allah'ım korusun böyle ansızın apartlardan şeylerden insan bazen... Bak anne kovayı orada bırakmışsın. Vallahi sana darıldım şu an. Geçen gün oturuyordun sen orada değil mi? Ne olacak? Bir şey mi? Duru esik orada. Kediler devirmiş. Benim böyle şeylere tikim vardır. Annem de hep bana kızar. Köyde çoğu insanda bu dil vardır. Yani biz espri şaka olarak gel de yiğit diye bir şeysi yok. Ana sana küstüm falan denildiği anda küs beyi denilir mesela. Küstüm diye yedik. Kardeşim küs bela vaat edeceğim. Akşama da patates var, o da lezzetli. Benim de brokoli var kardeşim. Tamsak yoksa yukarıdan getiriyor çamaşır toplarkına. Var. Var mı? Geçen gün bir şey yapmıştın da sarımsak indirmiştik. Lahmacun olduğu gün. Alo. Sabah okul öğrenciler var. Böyle kendimiz uyumak istediğimiz anda ben de saatte telefon da yanımda çalıyor zannettim. Böyle girmek istemez. Ama salıverdik mi sabahle bir oyağına bir boyağına dolaşır. 5 dakika sonra bak camdan gelmiş çadırın üzerinde yatar. İlk önce bir turladım gelecek havaya alacak. Değil mi lan? O da haklı. Önceden hep gece gündüz salıyorduk ama korkuyoruz Allah korusun bizim yüzümüzden kimsenin çocuğuna falan bir şey olmasın. Evet. Alsın mobileti var öyle gece gündüz korkar düşer panikler. Kedi bunlar bir şey yaptı. Hoş deve sen. Gidecekler ama. Ama karşı tarafta köpekten kediden korkuyorsa tabii haklı ya. Yani biz tabii elin, ki. Sabah de zengele gittim mi Toraman'ın anasından korkuyorum ben. Ben de korkuyorum. Bir şey yaparsa diye. Ümraniye'nin gofretten korkuyoruz. Aynen. Evimizi dediği anda bize ters geliyor değil mi? Aynen doğru. Kendi köpeğimize alışkın olduğumuz için. Şurada da bir oynayanlar var. Sadece öksüzmüş, ben de yanında başkası sandım. Yani başka bir kedi daha var sandım da. Yokmuş. Öksüz ne haber? Emim seni çok seviyormuş. Götürecek mi seni? Götürse bile geri gelir zaten. Evler birbirine çok yakın. Değil mi? Hani her zaman diyorum ya, yukarı çıktık. Malımızı, maşadımızı, gazımızı, tozumuzu hallettik. Sıra kendi karnımızı doyurmaya geldi. Yeşillikleri malı elmeden şöyle süzdürdüydüm. Şöyle koydum. Onlar da kabarmışlar. Bu bunu almayacak mı ki yoksa da? Şöyle. Anam bir tık büyüğünü çözemedim gitti. Şunu içine katsam. O zaman o yukarıdaki renklere yapsan. Hangilere? Pembe falan var ya, onlar biraz daha büyük. Melengi de pişmiş. Hiç dağıtmadan şöyle sarımsak gözüme çok geldi. Atmak da istemedim. Kıyamadım daha. Zebil olmasın. Onun için bolca doğrayacağım. Şu yumurtanın da altını kapatayım artık. Kardeşim diye bir tavuklarımız altın yumurtlamış bugün. Söyledin mi? Ben sen söyledin diye hatırlıyordum. Söylememiş miydin? Dün bir tane aldık. O bir tane yumurtayı var ya, size yalan gelir. Neredeyse kahvaltı yaparken ünitenin üzerine koyacaktım. Yani o bize zamanlardır yumurtlamıyorlar ya. Bugün kuşluk muydu? Öğleye doğru değildi. Gazlar hemen tavukları salıverdim. Kaçtım yelen yeniden sularına bakın dedim. Şöyle bir baktım. Gözüm iki tane yumurta çaldı. Acaba dedim lan rüyamı görüyorum. Biri gomuş gibi. Bir de baktım fındık kadar. İkisi biliç yumurtası ama biliçimiz de yok. O neden öyle oldu? İlk mi yumurtluyorlar galiba. Kardelen yukarı çıkardım geldim. Bak kardelen iki tane yumurtlamışlar diye. Onu da kardelen kaynatmış. Ve sonra iki yumurtaya bulan annem iki saat sonra falan aşağı bir şey için iniyor. Ot tekrardan kümese gitmiş. Ot kazdım yukarı, otları koydum. Kedi köpek değmesin diye demir kapının iç yanına. Galiba seviniyor mu? İki yumurtayı aldım. Bir daha alırım belki diye gittim. Hiçbir şey yok. Kuzu gibi geri döndüm geldim.
Şöyle göz kararı da tuzunu da katalım. Hemen dağıtmadan da çatalım, karıştırayım. Bugün menümüz biraz farklı oldu. Olsun olsun. Allah risk etmesin sadece. Bir de Pelle abla sabahleyin pesmet yapmış. Fatma yengemiz Ümre'ye gittiydi. Onlar da bugün geliyorlar galiba evine herkes. Diyemedim. O da akşam sabah kahvaltısında Peran yiyin dedi. Vallahi dedim 10 dakika olsa öyle iyiymiş. Biz de kahvaltı yaptıydık. Onu da çayın yanında yeriz şimdi. Çok mu pişmiş bu? Ay ben tereyağını çıkaracaktım buzdolaptan. Hı? Tereyağını buzdolaptan çıkaracaktım. Sobanın yanına koyayım da yumuşasın. Öyle et. Evi sakınlıkla akşam gelen olmasın yan olup da. Tabii ki gelene kapımız açık da şimdi biz sarımsağı yiyeceğiz. Ondan demek istedim. Sofrayı hazırladık, koyduk. Şöyle tam karıştırayım derken daha demir değmeden patatesin biri patladı. Kardeşim bir şey annem bununla. Abi yiyeceklerini de kenara da koyuverem. Sen maşallah epey attın kız. Attım. 17 tane falan olması lazım. Ne oldu? Vallahi akıl fikirler versin. Patates yiyeceğiz ya. Maşallah patates de çok attın kız diyorum. Her yani. Şeye maşallah diyorsun anne harbiden. Ağız alışkanlığı haline geldi sende. Bu şey olmuş. Ben dedim ya demin mutfakta eğer anladıysanız. Dedim gelen giden olmasın dedim hani şey yiyorum sarımsak diye. Demin de Nazan komşu arada bize gelin akşamleyin zaten akşam oldu çay içmeye diye. Perlak'la da orta tarafı geçecekmiş. Vallahi kardelen yemeyebilirim ben bir çatal alıverim. Ben de yemeyeceğim artık. Şöyle karanfil diyor ki herhalde kokusunu gideriliyor deniliyor ya ağzına atınca. Bir çatal alalcı. Aslında bakkaldan naneli şeker falan alınır da ya da sakız. Hı. Şimdi arabaya çıkar mu? Git derken. Hayır senin yok. Hırdavat dediği annemi. ya değmedim. Hırdavat başka bir şey. Şey çivi falan da satıyorum ben ihtiyacım varsa. Demir eksiği varsa kullanabilirim yani. Ya şey olarak dedim ya şurada koyayım ya. Evet şu ben takılarımın üzerine... arasında genellikle şeker bulunduruyorum ama yok anne olsa verirdim. Yumurtayı böyle herkes yiyeceğiz ama soydum daha bizim hoşumuz gidiyor. Zaten yıkayıp da koyuyoruz. Bak bugünün tavuklarımızın iki yumurtası. Bunlar marketten alınan. Şu da dün aldığım yumurta. İnşallah arkası devamlı gelir. Şunu yeşilliklerimizi de yanımıza koyalım. Artık burada videoyu sonlandıralım. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz. Takipte kalın diyoruz.